Evet, dokuzuncu sorudayız. Neither or diye bir bağlaç yok. Neither nor olacak. Such that. Bakın that'lerden sonra mutlaka cümle gelmesi gerekiyor. Tam cümle gelmesi gerekiyor. Fakat burada teeth ve gums var. Yani dişler ve damaklar. Bu da olmadı. More than araya sıfat veya zarf alacak. Burada teeth, dişler, isim olmadı. But also, yani not only but also olabilirdi. Ama burada but, teeth, also, gums anlamsız oluyor. Doğru cevabımız both and olur. Are highly effective, son derece etkilidir. For cleaning, temizlemede neyi? Both teeth and gums, hem dişleri hem damakları temizlemede son derece etkilidir. Evet, yine bir bağlaç sorusu. Just as, iken veya tıpkı anlamında. For example, örneğin. However, fakat ama, zıtlık bağlacı. Therefore, sonuç olarak. In contrast, yine aksine. Bakalım. Air pollution, hava kirliliği often travels to areas that do not produce significant amounts of pollution themselves. Monitoring air pollution, hava kirliliğini gözlemlemek has become a major problem for many authorities. Birçok yetkili için büyük bir problem. Burası negatif. Bakın bu taraf negatif. Üst taraf da negatif. Şimdi iki tane negatif varsa, however, zıtlık bağlacı olduğu için bir taraf pozitif, bir taraf negatif olması lazım. In contrast, aksine demek. Bu da bir taraf pozitif, bir taraf negatif olması lazım. Just as'de ise bir tarafta air pollution diyorsan, diğer tarafta başka bir kirlilikten bahsetmen gerekirdi. Yani mesela noise pollution demen gerekirdi. Bu da olmadı. For example'da örnekleme yapmanız gerekiyor. Air pollution, hava kirliliği ne yapar? Often travels to areas. Yani diyor ki kendisi önemli miktarda hava kirliliği yapmayan bölgelere hava kirliliği gider. Sonuç olarak hava kirliliğini gözlemlemek birçok yetkili için problemdir. Therefore, doğru cevap olacak. Bakın sadece zıtlık bağlaçları cümlenin bir tarafını pozitif, diğer tarafını negatif ister. Diğer bağlaçlar ise ya pozitif pozitif devam eder ya da bir taraf negatifse diğer tarafta negatif olacak. 11. sorumuz çok kolay. Bakın ben pasifleri anlamadım diyor arkadaşlar. Çok fazla zorlamamıza gerek yok. Genelde pasif sorusu şöyle çıkar. 2006 der. Sonra by ve yabancı bir isim söyler. Buraya ne geleceğini sorar. Bakın 2006'dan dolayı past tense olacak. By'dan dolayı da pasif olacak. Past tense'in pasifi olan D seçeneği doğru cevap olacak. Yine bir YÖK dilde çıkan sorular gayet kolay arkadaşlar. Ever since var. Since'ten sonra verb 2. Değil mi? İkinci tarafa ise have as verb 3 koyduğumuz zaman tek şık C seçeneği doğru cevap olacak. 13. soruda yine bağlaç sorusu. When, unless, if, while, once. Şimdi when'i biliyoruz. Unless, medikçe, madıkça. If'i de biliyoruz. While, iki anlamı var. Birincisi zıtlık belirtiyor. Diğeri ise iken anlamında. Once ise when, after, as soon as demek. Bees pollinate crops. Arılar ürünlerle polinasyon yapar. We want to transfer pollen from flower to flower by hand. Yani eğer elden ele çiçeklere, el yordamıyla çiçekten çiçeğe polen transfer etmek istemiyorsak onları korumamız gerekiyor. O zaman unless doğru cevabımız olur. When ile if aşağı yukarı aynı burada. Yani if clause'da if yerine when de kullanabilirdiniz. While bir zıtlık durumu yok. Once da aşağı yukarı when'le aynı. O yüzden unless we want to transfer pollen from flower to flower by hand. Yani diyor ki el yordamıyla çiçekten çiçeğe polinasyon transferi yapmak istemiyorsak onları korumak zorundayız. 14. soruda ise
Yine bir bağlaç sorusu. Bakın burada the last 500,000 years var. Bir de present perfect continuous tense var. Şimdi buraya ne gelir diye soruyor. Since the last olmaz. For the last, over the last, during the last olacak. Yani ne demek? Son 500 bin yıldır. Experts from Montana University are studying microorganisms. Montana Üniversitesi'ndeki uzmanlar mikroorganizmaları çalışıyor. Hangi mikroorganizmaları? Which have been living under the ice of Antarctica. Antarktika buzunun altında yaşayan. Ne zamandır? Son 500 bin yıldır yaşamakta olan. For the last, over the last, during the last, throughout the last da diyebilirsiniz. 15. soruda bakın boşluktan sonra diyabet ve kardiyovasküler disease diyor. Şimdi but also, not only but also olabilir. Rather than bitişik olacak, yerine demek. Instead of'la aynı anlamda. Rather bir tarafta, than bir tarafta olmaz. Either nor diye bir bağlaç yok. Either nor diye bir bağlaç yok. Either or var. So as negatif denklik belirtir. Örneğin Samsun is not so cold as Erzurum. Samsun Erzurum kadar soğuk değildir derken doğru cevabımız Ankara. Smoking and aging, sigara içme ve yaşlanma are major risks for both diabetes and cardiovascular disease. Sigara içme ve yaşlanma hem diyabet, şeker hastalığı hem de kalp hastalıkları için majör risk faktörleridir. 16. sorumuzda yine bir zaman sorusu. Hipokrat şu anda ne yapıyordur? Göbeğinde papatya yetiştiriyordur. 400 yıl sonra diyor. Dolayısıyla direkt verb 2 olan şık arayacaksınız. Direkt verb 2 olan şık ise Edirne.